Dünyadaki bulundukları coğrafyalarda ciddi bir tehdit oluşturduğunu hep Türkiye dile getirdi. Bu o tezi hocam, savundu. Hep, çok özür dilerim ama hep e, PKK'da kullanıldı. PKK'yı Baba Esat kullandı. Tabii. PKK'yı İran kullandı. Evet. PKK'yı Irak kullandı. ABD zaten şu anda direkt olarak ortaklık yapıyor. Tabii. Hep de kullanıldı. Ama Türkiye bu sefer diyor ki bitti. Tabii şimdi, hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın deyimiyle üç kere bunu tekrarladı. Terör örgütünün son kullanma tarihi doldu. Evet, kesinlikle. Şimdi şöyle bakın, Saddam dönemi biraz farklıydı. Hı hı. Özellikle 90'lı yıllardan sonra hı hı. bizim çekiç güze, güce Güç. destek vermemiz, kurulması Türkiye'de işte Türkiye NATO üyeliği ve Irak'ın kuzeyinde ortaya çıkan yapı, yapıya Türkiye ile Amerika'nın Birlikte hareket ettiği gibi de bir e, görüntü vermesi aslında Saddam Hüseyin için o dönem e, PKK terör örgütünü istediği zaman Türkiye'ye karşı kullanabilir. Bir kart olarak evet. düşünülüyordu. Suriye için de keza aynı şekilde biliyorsunuz Ekim 1998 yılında bizim Adana mutabakatıyla biz bu... Ee, e, Dönemin terörümdü. kara Kuvvetleri evet. komutanı Atilla Ateş gitti S tabii. sınıra da bıçak yani yemeğe savaş, dayandı, sabrımız tükendi sabır. dedi. Yani evet, De, aynen anca öyle, öyle oldu. Ee, daha sonra biliyorsunuz çıktı. Ee, onun için e, bu sürece baktığımızda şimdiki süreç biraz farklı. Yani Irak e, ABD tarafından işgal edildikten sonraki süreç dengeler değişti ama bir faktör vardı. O zaman Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetimi bu kez... Terör örgütü PKK'yı Türkiye'ye karşı e, kullanmaya çalıştı. Şimdi hatırlayın 2005 yılında o dönemin e, dönemin Irak Cumhurbaşkanı e, hatırlıyorum hala Dokan bölgesinde bir basın toplantısı biz değil bir, bir Kürt'ü bir Kürt kedi vermeyiz dediler Türkiye'ye. Şimdi gelinen değil nokta. PKK'lı bir talebaninin meşhur sözlülüğü. Ee, onun için gelinen noktaya baktığımızda Türkiye bunu sürekli dile getirdi. Bu terör örgütü sadece sizin e bizim için değil sizin için de bir terör örgütü olması ve tehdit olmasını bilin diye. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda bu kırılmalar var. Özellikle işit 2014 hı hı. yılından sonra e, Irak'taki Irak topraklarının yüzde 40'ını işgal etmişti IŞİD o zaman. E, ve PKK terör örgütü de IŞİD'i bahane ederek biliyorsunuz Sincar'ı işgal etti. E, ben bunu hep dile getiriyorum. 9 Aralık 2017 tarihinde Irak Başbakanı, dönemin Başbakanı Haydar Abadi çıktı dedi ki biz dedi zafer ilan ediyoruz. Artık pek e, IŞİD ...veya terör örgütlerinin... ...topraklarımızdan tamamen temizledik. Hiçbir bölge kalmadı. Terörde. O zaman senin işinde. Evet. Ama... E, Aynı şeyi Kerkük'te de yaptı PKK. Evet. Musul'da şunu da yaptı. söyleyeyim. E, IŞİD'in... ...evet IŞİD'den temizlediler Irak'ın birçok bölgesini... ...ama... E, ...şunu unuttular. Tek bölge halen de terör örgütünün... ...işgali altında olan Sincar... ...PKK terör örgütünün iş, işgali altındadır. Onun için... Ve, e, ve halen Irak askerleri, Irak güvenlik güçleri e, Sincar'a giremiyor. Gelinen nokta şu: Irak hükümeti için e, önemli bir gelişme daha var. Sadece Bağdat merkezi hükümeti değil, artık Irak'ın kuzeyindeki her bir Kürt yönetimi de Barzani, KDP yönetimi de PKK'yı kendisi için bir e, tehdit olarak görüyor. Şimdi Türkiye biliyorsunuz pençe kilit hareketleri sırasında biz daha önce sınır ötesi hatırlayın dağılıca e, saldırısından sonra sınır ötesini daha sıkı yapmaya çalış, başladık. E, Türkiye'nin e, terörle mücadele kapsamındaki stratejileri hı hı. bölgeye sınır ötesi yap, e, operasyonlar yapıp temizleyip tekrar geri çekilmekti. Daha önce ama pence hareketleriyle beraber artık Türkiye geri çekilmiyor, arındırılmış bölgelerde terörden arındırılmış bölgelerde evet. kalıyor ve ilerliyor. Bir de ve ortak harekat merkezi, bir başka tabii, şimdi oraya geleceğim. Şimdi bizim evet. Türkiye'nin hedeflediği evet. sızmaların azalması, Türkiye toprakları içerisinde terörist sayısının düşmesinde aslında çok ciddi anlamda etkili oldu. E, pençe hareketleri ve şimdi yaşanan noktaya e, gelinen noktaya daha doğrusu baktığımızda Türkiye sınırıyla Kandil arasında bir güvenli bölge oluşturabildik. Bu tabii ki bizim için askeri olarak yıllardır mücadele ettiğimiz 40 yıldır mücadele ediyoruz ama geldiğimiz nokta e, maalesef Irak sahasında ben bunu 2015 yılından beri dile getiriyorum. 17 yılında yazdım bunu artık sadece Kandil, Sincar Mahmur bölgesinde PKK'yı aramamak gerekiyor. Artık PKK daha Irak'ın diğer bölgelerine yayılmaya Süleymaniye sizin dediğiniz gibi evet. bu bir onlardan birisi Tusurmatu bölgesi yani Diale Salahaddin Diale bölgesi Kerkük çevrelerinde yuvalandılar. Yani resmen bir hem PKK da, DA kadrosu geldi buraya yani yerleşmeye e, çalıştı. Yani Türkiye sınırında evet. tutunamıyor ama aşağıya kök salıyor. Türkiye buradan Süpürmeye çalıştıkça bunlar aşağıya doğru kaymaya başlıyorlar, yerleşiyorlar. İkinci nokta nedir? Şimdi Türkiye askeri olarak yapıyoruz biz bu operasyonları, hareketlerimiz sürdürüyoruz. Ama bunun iki ayağı daha var. Birincisi siyasi ayağıdır Irak sahasında, ikincisi de hukuki ayağıdır. Şimdi Türkiye'nin geldiği nokta en son 14 Mart'taki görüşmelerde yasaklı, ve Irak yasaklı örgüt ve Irak içinde tehdit olarak aynı Türkiye için nasıl güvenlik tehdidi ise Irak içinde güvenlik tehdidi olarak kabul, kabul edildi. Etti. Bu önemli bir aşamadır. Ama şunu söyleyeyim. Burada neden bunu Türkiye için çok önemli bir nokta bundan sonra yasaklı bir örgüt olmasından dolayı Irak Mecbur. sahasında ister istemez Irak tarafı bunun hukuki veya siyasi olarak da evet. mücadele etmesi gerekiyor. O yüzden bizim şu anda yaz aylarında bitecek dememizin sebebi, sebebi Irak tarafının merkezi hükümetini nasıl fiil... bir adım atacak biz evet. daha henüz somut adımını görmedik. Ve evet. bizim mesela Peki. dünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Süleymaniye, Süleymaniye bölgesindeki yaptığı operasyonları bir daha belgeledik ki buralarda çok rahat bir şekilde teröristler dolaşıyorlar, geziyorlar tabii. diye. Sahadaki operasyonlar da bir yandan hani var yok diyorsun, al sana. Evet, Çıkartın tabii diye. tabii. Peki.